Selamlar dostlar, 2021 yılına hoş geldiniz. Bugün Leonid Andreyev'in Kızıl Kahkaha kitabı hakkında konuşacağım. Bu da bir çeşit podcast olacak. Kamera karşısına geçmekten daha kolay biliyorsunuz ki böyle konuşmak. Çünkü nedense kamera insanı geriyor. Beni de geriyor. Hala geriyor bir de. Düşünün, 370 küsür video yapmışım ve hala kameranın karşısına geçerken geriliyorum. Gerçi bunların kaçında kameranın karşısına geçmişimdir, orasını tam olarak hesap edemiyorum. Neyse, kitaba bir alıntıyla başlamak istiyorum. Çünkü kitabın adını bir nevi özetliyor bu alıntı. Alıntı şu şekilde, 59. sayfadan. Kızıl kahkaha bu. Dünya çıldırdığında işte böyle gülmeye başlar. Dünyanın çıldırdığını biliyorsun değil mi? Ne çiçekler var üstünde, ne de şarkılar. Derisi yüzülmüş bir baş gibi yuvarlak, pürüzsüz ve kızıl artık. Görüyor musun onu? Sonra karşısındaki de evet görüyorum falan diyor ve konuşma böyle devam ediyor. Aslında olay tamamen şu. Bir savaşa gidiyor bir tane asker. Hatta normal bir er gibi de değil. Ufaktan rütbeli. Çok büyük bir rütbeye de sahip değil ama en azından rütbeli. Yüzbaşı mıdır artık, onbaşı mıdır, yani kaptan gibi bir şey. Ardından savaşın içinde bu adamın ve diğerlerinin, haliyle bütün savaşanların psikolojisi değişmeye başlıyor. Toptan bozuluyor. Hani sürekli karşımıza savaş filmlerinde çıkar ya, sağdan soldan mermiler uçuşur. Gürültü had safhadadır, açlık had safhadadır, hastalıklar had safhadadır. Tam olarak ortam bu şekilde. Ve bunu kitabın başlarında iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Kitap ilerledikçe ise yazarın kullandığı dil de karışıyor. Bir deliği resmettiği için bu dil kabul edilebilir bir dil halinde. Ama deliği resmeden birçok kitap okuduğum için bu dili kabul etmekte de biraz zorlandım. Bazısı bu dili sevecektir. Genelde o bazısı karmaşayı seven insanlar olur. Ben bu kadar karmaşayı sevmediğim için dili de haliyle sevmedim. Olay daha iyi bir şekilde aktarılabilir, anlatılabilirmiş. Ama Andreyev seçtiği anlatım tekniğiyle bana bu anlatıyı tam olarak geçiremedi. Tabii kitabı gömdüğümde düşünülmesin. Kitap yer yer bayağı parlıyor ve o parladığı yerlerde de durup altını çizmek istiyorsunuz. Kitap bu arada iki bölümden oluşuyor. Birincisi asker olarak kendini tanımladığı ve onun ağzından yazdığı bölüm. İkincisi ise askerin erkek kardeşinin bölümü. Ve bu ikinci bölümde aynı birinci bölüm gibi bir kaosu anlatıyor. Fakat bu sefer halk savaş alanlarında değil de direkt kentlerde savaşmaya başlıyor. Bir nevi kendiyle, devletle savaş bu. Çünkü artık dışarılarda başkalarına, başka milletlere karşı yaptıkları savaşlardan bıkmış halk ve haliyle kendi çapında bir ayaklanmaya girişiyor ve bu da bir delilik olarak sonuç veriyor. Bir ülke düşünün, kocaman bir ülke ki bu Rusya, düşünün sol taraftan Ukrayna, sağ taraftan Japonya ile sınır bunlar. O ülkenin sokaklarında kan gövdeye götürüyor. Bütün insanları delirmiş. Gerçekten bir kişinin bile aklı yerinde değil. İşte roman tam olarak bu atmosferi bize sunuyor. Ve bir alıntı daha okumak istiyorum. Bu da Bir Ölünün Mektubu. Artık kitabın sonlarına doğru geçiyor bu alıntı. Zaten alıntıyı okuyunca anlayacaksınız nasıl bir şey olduğunu. Alıntı şöyle. Bu sabah gazetede sonu gelmeyen ölü listesini incelerken tanıdık bir isimle karşılaştım. Mütevefa erkek kardeşimle birlikte silah altına alınan kız kardeşimin nişanlısı subay ölmüştü. Bir saat sonra ise postacı erkek kardeşime gönderilmiş bir mektubu teslim etti bana. Zarfın üstünde ölen subayın el yazısını tanıdım. Ölü, ölüye yazıyordu. Ama bu ölünün diriye yazmasından iyiydi yine de. Bir keresinde bana oğlunun korkunç bir şekilde öldüğünü gazetelerde okuduktan sonra bir ay boyunca ondan mektup alan bir anayı göstermişlerdi. Oğlu şefkatliymiş ve her mektubu şefkatli kelimeler, teskin edici sözler ve mutluluğa dair taze ve naif hayallerle doluymuş. O bir ölüydü ama her gün şeytani bir hassasiyetle hayat hakkında yazıyormuş ve annesi onun öldüğüne inanmaz olmuş. Ve mektupsuz geçen günlerin sayısı 1, 2 ve derken 3'e çıkıp ebedi bir ölüm sessizliği çökünce oğlunun büyük ve eski revolverini iki eliyle kaldırıp göğsünü ateş etmiş. Kurtulup kurtulmadığını bilmiyorum. Hiç haber almadım. Hani kaostan bahsediyordum ya, kişisel bir kaos ortamı da yaratıyor insan zihninde. Kitabı okuyan okuyucunun belki de normal kaostan ziyade bu kişisel kaosa odaklanması daha mümkün. Çünkü günümüzde yaşadığımız bölgeler itibariyle genel kaos ortamı kolay kolay doğmuyor. Haliyle insan kaosu zihninde yaşamaya başlıyor. Kitabı tavsiye eder miyim, etmez miyim bilmiyorum. Çünkü bu kitap öyle bir kitap ki biri çok severken diğeri hiç sevmeyebilir. Ama yine de Leonid Andreyev'in kalemi epey güçlüdür. Diğer kitaplarını okumadıysanız onlara da bir bakın derim. Benim Andreyev'in Kızıl Kahkaha hakkındaki görüşlerim bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.